Planlama diyerek dersimize başlayalım arkadaşlar. Öncelikle sağ tarafta gördüğünüz arkadaşlar bu eğitimle beraber bir yandan hazırladığım e-kitap macerası e-kitabı arkadaşlar. E-kitap yazmanın e-kitabını yazmış olarak farklı bir şey oldu ancak buradan bir örnek vererek hızlıca başlamak istiyorum. Kitabınızı bölümlere ayırın arkadaşlar. Şu şekilde ilk başta ben kitap yazmadan veya aynı şekilde hazırladığım bu eğitimde de içindekiler kısmı ve bölüm bölüm aslında ayırdım. Udemy'de de zaten ayırmamız gerekiyor ve benzerini yaptım arkadaşlar. Bu şekilde ayırarak bazen yeni bölümler ekleyip ve özellikle Udemy'deki eğitimleri her bölüm içerisine farklı bölümler halinde de arkadaşlar başlıklar videolar haline getirdim. Taslağından sonra göstereceğim. Bu şekilde aslında şöyle bir şey yapmış oluyoruz. Temel çizeceğimiz resmin temel noktalarını belirleyerek sanki bir çizgi çeker gibi arkadaşlar. Eskiden hatırlarsanız çizgileri birleştirme bulmacalar vardı. O şekilde ilerlemenizi sağlıyor. Ondan dışında arkadaşlar bu boşluklara da bazı noktalar ekleyip hatta o noktanın içerisine de önemli başlıkları eklerseniz not olarak resminiz daha net ve planınız daha kusursuz ilerler arkadaşlar. Daha az hata veya sorunla karşı karşıya çıkarsınız. İkinci bölümümüz aslında onunla alakalı. Bölümlerde değineceğiniz en önemli noktaları not alabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi ne kadar çok detayı böyle not alırsanız not almaktan kastım da genelde başlıkları not almanız arkadaşlar. Bu şekilde çizeceğiniz bütün resmi noktalar halinde daha rahat görebilirsiniz. Mesela örnek vermek gerekirse arkadaşlar bilgilendirici içerik zaten benim verdiğim örnekte başlangıçtan arkadaşlar temelden başlayıp bütüne gelecek şekilde bir bilgilendirici bölüm taslağı oluşturdum ve altını da doldurarak detaylandırdım ve her bölümde ve her alttaki aslında alt başlığa da örnek olarak bu videoda bizim konumuz planlamaydı. Planlamayı atıyorum 2-3 noktaya böldüm. Ve bunları da işte başlıklarla ayırdım. Bu şekilde daha rahat bir çizgide ilerleyebiliyorum. Eğer bu bir romansa veya edebi eserse arkadaşlar şu şekilde bölümlere ayırabilirsiniz. İkinci dediğim noktada ise bu başlıkların noktasında mesela bir roman yazıyorsanız evreninizi belirtip ana karakterinizi, yan karakterlerinizi, karakter özelliklerini, zamanları, mekanları, detayları bir not alacak şekilde belirtirseniz arkadaşlar kapsamlı bir romanı yazmanız daha kolay olacaktır. Örnek olarak romanın 3-4 tane ana bölümü olduğunu düşünelim. Birinci bölümde mekan, zaman, olay örgüsü, karakterler gibi ayırarak arkadaşlar daha çok noktalandırma yaparsanız özellikle roman gibi bir kitapta zorlanmazsınız arkadaşlar. E-kitap yazma serüveniniz biraz daha rahatlar ve hızlanır arkadaşlar. Temelde bu şekilde bir önerim olabilir. Onun haricinde bir iki şey daha göstermek istiyorum. Mesela arkadaşlar Udemy eğitimi aslında kitap için de geçerli. Eğitim seti için de benzer şekilde oluyor. Kitap gibi de düşünebilirsiniz bunu. Şu şekilde bir taslağım var arkadaşlar. Bölümlere ayırdım. Bölümleri içerisinde de arkadaşlar derslere ayırdım ve her dersinde belli bir başlıklar üzerinde slaytlar halinde mesela örnek olarak ilerliyorum. Bu şekilde benim dediğim gibi noktalarım daha belirgin, bütün resmin bütününü daha rahat görüyorum. Bu şekilde hızlı ilerleyebiliyorum. Bir örnek daha gösterelim. Bu da arkadaşlar Udemy eğitiminde eş zamanlı olarak uygulama olarak yazdığım ve bunu eğitimlerde kullanarak ve tek tek inceleyerek de aslında bu kitabı bir yandan ilerleyeceğimiz kitabımız arkadaşlar. Bu kitabı taslak olarak içindekiler kısmını ilk önce yazdım ve buraya eklemeler yaptım. Hala taslak halinde. Sonrasında içeriği yazmadan önce mesela şöyle başlıklar kullandım bulabilirsem. Yani böyle başlıklar kullandım. Üzerine şöyle başlıklar kullandım. Ve bu başlıkların içerisini doldurarak ilerledim. Bu şekilde uzayıp gidiyor arkadaşlar. Bu da bir örnek olarak gösterebilirim. Tam bir örnek oluyor. Bilgilendirici içerik olarak arkadaşlar. Önce bölümler, sonra bölümler içerisindeki başlıklar. Gerekirse uzun bir başlıksa mesela içerisindeki belli noktalar. Mesela şu güzel bir örnek olur.
bizim bölümümüz, alt başlığımız ve içerisinde arkadaşlar yaklaşık, burada bir yanlışlık olmuş, yaklaşık 10 tane platform tek tek anlatıyorum. Bunlar da aslında benim önemli noktalarım. Tek tek Word'ü, Calibre'yi, Canva'yı not alarak işlerini doldurmuş oluyorum. Temelde böyle söyleyebilirim size. Son olarak edebi eser, roman gibi eserlerde kullanabileceğiniz aslında bir noktaya paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar not alma üzerine ve planlama yapma üzerine genelde Notion'u kullanıyorum. Notion'da bir diğer videoda arkadaşlar zaten kullanımı anlatacağım. Bu noktada mesela Notion template'leri var. Bir roman yazma veya farklı kitapların da template'lerini bulabilirsiniz. Bu konularda arkadaşlar planlama yapmanızı sağlayacak bazı template'ler, temalar bulunmakta. Mesela kapsamlı bir roman yazacağınızı düşünürsek veya hikaye, kısa hikaye de olabilir. Bunu daha basitleştirmiş şekilde yapabilirsiniz. Mesela burada bölümler haline ayırarak tek tek bölümler içine koyup chapter'ları, sahneleri, işte sahne geçişlerini dahi tek tek olay, işte mekan, zaman, olay örgüsü olarak ayırabileceği kapsamlı bir planlama sistemi mesela yapılmış. Onun haricinde roman geçeceği dünyayı anlatan karakterleri, yan karakterleri anlatan araştırmanızı, bu konuda araştırmanızı koyabileceğiniz veya dış hatları belirleyeceğiniz birçok şey var arkadaşlar. Onun haricinde işte kelime sayılarınız veya ne kadar uzun olsun, zamanlama vesaire gibi noktalar da var. Genel olarak şurası biraz daha planlama bazında daha önemli diyebilirim ben. Bu tarz bir template kullanabilirsiniz. Not alma konusunda, planlama yapma noktasında Notion'u da öneriyorum arkadaşlar. Zaten kullanımına da geçeceğiz az sonra. Bir diğer derste. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Önemli olan düzgün bir planlamayla, bir çizgiyle ilerlemek. Gerekirse arkadaşlar takvim üzerinden de farklı farklı planlamalar yapabilirsiniz. Mesela birinci bölümü, ikinci bölümü, üçüncü bölümü ayırarak arkadaşlar hepsini bir hafta ya da birini 2 hafta, 3 hafta vererek zamanlama da yapabilirsiniz. O size kalmış bir durum. Size bağlı, seçeneğe bağlı. Optional. Türkçesini bulamadım. Kusura bakmayın. Ama bunu yapmanızı öneririm arkadaşlar. Bölümler ayırmak ve işte noktalar ayırıp resmin bütününü görüp o noktaları birleştirmek arkadaşlar. Tavsiye ettiğim en önemli noktalardan bir tanesi. Diğer derste görüşürüz arkadaşlar.